Merhaba sevgili dostlar, bugün sizlerle uzunca bir süredir silancanan olarak fırsat bulduğum her yerde anlatmaya çalıştığım bütün kitaplarıma az ya da çok yüzeysel ya da detaylı olarak yazmaya aktarmaya çalıştığım bir konuyu bir seri video haline getirmeye karar verdik. Mustafa Can'ın başının altından çıktı bütün bunlar, onu da burada belirteyim. Ama bence iyi oldu çünkü bunları der toplu olarak daha önce YouTube'da anlatmamışız. Efendim... E 8 bölüm, en az 8 bölümlük bir seri olacak bu. Şu anda tam emin değilim kaç bölüm olacağını. Ama insanın kendisini tanıma yolculuğundaki en önemli 8 adımdan bahsetmek istiyorum size. Daha önce beni dinleyen, takip eden, kitaplarımı okuyan arkadaşlar muhtemelen o kafiyeli kelimelerle bir şekilde rastlaşmışlardır. Niyet, gayret, cesaret, hayret falan diye giden böyle bir sonu etli etli biten bir takım kelimelerimiz var. Ben bunlarla ne kastediyorum? Bunları neden bu kadar önemsiyorum? Neden anlatılarımın merkezine böyle bir şey koyuyorum? Biraz sanıyorum bu izahatlar daha açıklayıcı olacak. Sonuçta bu dünyada yaşamamızın ana temel amacı kendimizi tanımak. Ve hani binlerce yıldır söylüyorlar ya kendini bilmek bilgeliğin son noktasıdır diye. O kendini bilme yolculuğuna devam etmek aslında esas işimiz bu. Ama bunu nasıl yapacağız? İnsanlar en çok bu konuda soru soruyorlar. Zira kendini bil demek kolay yani kendini bilmek önemli demek de kolay ama bunu nasıl yapacağımız konusunda benim de yıllarca kafam çok karışıktı. Tamam anladım en önemli iş bu kendimi bilmem lazım, kendi üzerime çalışmam lazım ama meditasyon mu yapayım, girip çilehanelere kendimi bir yere mi zincirleyeyim ne yapayım onu çok fazla bilemiyordum. Halbuki insan zihninin kullandığı araçları anlamaya başladığınızda iş biraz daha aşikar hale geliyor. Bir kere temel konumuz şu, Burada çok detayına girmeyeceğim ama biz adına ben dediğimiz bir varlık olarak bu dünyadan geçiyoruz ama ben öyle bir ben değil aslında. Bu ben dediğimiz şey işte adımız, sanımız, mesleğimiz, işte sosyal statümüz, sevdiğimiz müzik, sevdiğimiz yemek, ne varsa hayatta korkularımız, nefretlerimiz, arzularımız bunların büyük bir çoğunluğu içinde yetiştiğimiz çevreden bize yüklenen kalıplarla başlıyor öyle bir hikaye bu ve çoğu insan yaşadıkça yeterli deneyim kazandıkça aslında bu ben tanımının çok da kendisi için geçerli olmadığını adım adım fark ediyor. Yani başlangıçta verilen, hayata başlamamızı sağlayan o benlik algısını geliştirmeye biz gelişim, büyüme ve olgunlaşma diyoruz aslında. Fakat bu süreci birçok insan pasif olarak yaşamak zorunda kalıyor ama bazıları bu süreci aktif olarak yönetmeyi seçebiliyor. İşte onların da böyle hayatında çok enteresan bir macera başlıyor. Ben de ucundan köşesinden bu işin meraklı bunu yapmaya çalışan bir insan olarak hem de mesleki, profesyonel alanı biraz sinir bilim ve davranışla bezenince e, bu konuya biraz daha nöropsikolojik bir çerçeveden bakma şansı yakalayıp biraz galiba formül etme şansı buldum. Bu seride sizinle onu paylaşacağım. Efendim konu benden bir başka ben doğurmak yarın çok daha iyi, çok daha gelişkin, çok daha kendi için faydalı seçimler yapabilen bir bene dönüşmek ise eğer, bunun bazı önemli aşamaları var ama birinci en önemli aşaması bir niyet etmek. Niyet etmek neden çok önemli ya da niyet ne demek? Bizim birçok şeye niyetimiz var, birçok şeyin hayalini kuruyoruz, birçok şey yapmak istiyoruz. Bir sürü şeyi arzuluyoruz ama bunların arasında niyet edip de başladığımız şeylerin sayısı çok az. Hatta birçok arzumuz, hayalimiz, isteğimiz çoğu zaman hiç harekete geçmediğimiz için sadece arzu, istek ve hayal olarak orada kalmaya devam ediyor. Ama bazen bunların bazıları için biz bir harekete geçiyoruz ve bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Bu bir şeyler yapmaya başlama sürecini sağlayan kararın adına biz niyet diyoruz. Yani öncelikle şunu bir ayıralım. Bir şeyi yapmak istemek, gece gündüz onun hayalini kurmak, hep onun hülyalarıyla uyuyup uyanmak aslında niyet değil. Mesela dünyayı gezmeye niyetim var. Mesela bir işte İspanyolca öğrenmeye niyetim var. Mesela bir, bir şey yapmaya niyetim var dediğimizde bu niyetin ağızdan çıktığı şekliyle bedenden de sistemden de dışarı çıkması yani bir aksiyona dönüşmesi gerekiyor. Eğer bir hareket yoksa, bizi harekete geçirmiyorsa biz o şeye niyet demiyoruz ya da dememeliyiz. Şimdi niyet dersek ne olur? Yani hep böyle istediğimiz, arzuladığımız her şeye niyetim var diye yaklaşırsak ne olur? Niyet dediğimiz harekete geçirici kararın kendi içimizdeki gücünü azaltmış oluyoruz. Yani dilimize de çok dikkat etmemiz lazım. Eğer benim gerçekten bir şeye niyetim varsa, yani niyet ettiysem onun için zaten hareket ediyor olmam lazım. Mesela birisi bir iş yaparken "Niye bu işi yapıyorsun?" diye sorduğunda size yaptığı işin sebebini ve amacını gayet rahat açıklayabilir. Zira bu açıkladığı şeye baktığınızda aslında o kişinin bir niyetle harekete başladığını görürsünüz. Ama bir insan oturup da x, y, z bir şeye niyetim var deyip de hiçbir şey yapmıyorsa, sadece oturup durmaya devam ediyorsa bunun bir niyet olmadığını çok kolay anlayabilirsiniz. Ve bence bu testi kendimiz üzerinde de sürekli gerçekleştirmemiz lazım. İnsan zihninin enteresan bir özelliği var. Biz herhangi bir harekete başlamadan önce bir girdi nedenine ihtiyaç duyuyoruz. Yani bir girdisel bir nedenle hareket ediyoruz. Mesela susadığımız zaman kalkıp su arıyoruz. Bunun için bir susuzluk sinyali gerekiyor. Efendim işte acıktığımız zaman yemek aramamız yine böyle bir acıkma dediğimiz kan şekerinin düşmesi, midenin boş olması gibi bir takım sinyallerle geliyor. Ama bu bahsettiğimiz konular yani kişinin kendini geliştirmesi meselesi genellikle fizyolojik sinyallerle başlayan bir şey olmuyor. Bu daha çok düşünsel, felsefi, işte kişinin kendi hayatıyla ilgili amaçsal hikayesine bağlı olarak gelişen bir süreç. Ve düşünüp taşınıp biraz kendimizle ilgili ön çalışma yaptıktan sonra, ne kastediyorum ön çalışma derken, işte diyelim günlükler tutuyoruz, değil mi? bir şeyler notlar alıyoruz, yazılar yazıyoruz, sohbetler ediyoruz kendi hakkımızda, kendimize dair bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Tüm bu süreçlerin içerisinde eğer bir takım farkındalıklar yaşadıysak bir niyet edip harekete geçmemiz şart oluyor. Bizim bugün yaşadığımız günlerdeki en büyük sorunumuz hemen hemen her gün kendimizle ilgili bir aydınlanma yaşama imkanımız var. Sırf Instagram'da böyle kaydırma yaparken bile birisi çıkıp size bazen bir şey söylüyor. "Vay be diyorsun. Adam aklı ya da kadın aklı." Dolayısıyla aslında kendinle ilgili yeni bir farkındalık yaşıyorsun. Fakat bu farkındalıkların sıklığı o kadar fazla ki günde 8-10 tane farkındalık yaşayınca hangi biri için harekete geçeceksin? Hangi biri için ne yapacaksın? Ve maalesef Niyetlenir gibi olsak da o iş bir türlü niyete dönüşemiyor ve o konuda pek bir şey yapamadan bir sonraki farkındalığın zevkiyle yaşamayı alışkanlık haline getiriyoruz. Fakat bu bir süre sonra farkındalık zehirlenmesine dönüşüyor ve sonucu da maalesef biraz acı. Sıklıkla tekrar ediyorum, bu söz bana ait değil ama e, Gestalt ekolünün önemli bir uyarısıymış. E, hep Sinan Canan'ın söz diye paylaşıldı ama vallahi benim değil. Konuşu eyleme geçmeyen farkındalık pişmanlık. Yani bir farkındalık yaşıyorsanız bu bir niyete sebep olmalı ve niyet de daha sonra konuşacağımız gibi bir seri harekete, çalışmaya ve çabalamaya yol açmalı. Eğer açmıyorsa o farkındalık bir süre sonra "Ah dediler ama yapmadık, pişmanlığını hep beraberinde getirecek." O yüzden hep diyorum ya, yemek yerken ağzımızdan ne girdiğine çok dikkat ediyoruz. Biraz da böyle öğrenirken, aydınlanırken, farkına varırken kulağımızdan ve gözümüzden ne girdiğine de biraz dikkat etsek ve kulağımızdan gözümüzden girenlerin yani öğrendiklerimizin biraz hakkını vermek için kendimize acık zaman ayırsak ilerideki pişmanlıklarımız da büyük oranda azaltabiliriz gibi geliyor bana. Dolayısıyla her şeyin başı niyet. Eğer bir şey fark ettiysek kendimizi bir yolda dönüştürmek zorunda hissediyorsak bu konuda bir şey yapmak için küçük ya da büyük herhangi bir aksiyon almak için önce bir niyet oluşturmamız lazım. Her şey niyetle başlıyor. Son cümle olarak tekrar tanım hatırlatayım niyet insanı harekete geçiren kararın adıdır. Diğer her şey başka bir isimle anılmalıdır. Harekete geçiriyorsa onun adı niyettir.